Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Yavaş. Euro Truck Simulator 2'de bildiğiniz gibi sürekli olarak içerik üretiyorum ve videolarla karşınıza oluyorum. Ve bugün yeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bu güncellemeyi öncelikle nasıl yükleyebiliriz onu göstermek istiyorum. Steam'de oyunun özelliklerine geldiğimiz zaman yukarıdaki sekmelerden betalar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan hiçbir beta programlarına katılma seçili olur normalde. Biz bunu bu defa güncellemeyi alabilmek için değiştiriyoruz. Public Beta 1.30 sürümüne geç diye bunu seçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.27-28 oldu ama 29 burada yer almıyor. Direkt buradan 30'a geçiyoruz. Bundan sonraki güncellememiz 1.30 olacak. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var, bunu size belirtmek istiyorum. Public Beta 1.30'a geldiğiniz zaman, oyunu buna güncellediğiniz zaman multiplayer olarak oyunu çalıştıramazsınız. Bunun nedeni Truckers MP ayağında güncelleme henüz yapılmamış olması. Truckers MP'de biliyorsunuz ki küçük bir eklenti oluyor arkadaşlar. Orada şuraya yazalım hemen. Truckers, evet aynen. Şimdi bunu açalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, bu Truckers MP'de öncelikli olarak güncelleme olmuyor. Önce oyuna güncelleme geliyor, sonrasında buna güncelleme geliyor. Ve burada versiyonlar, sürüm şurada yazıyor. ETS 2 versiyonu 1.28'de diyor. Bu 1.28 olursa, oyun 1.30 olursa multiplayer olarak çalışmaz. Bunlar ikisi her zaman birbirini tutması gerekiyor arkadaşlar. İşte bu yüzden oyunu multiplayer olarak açamazsınız. Single player olarak 1.30'u deneyebilirsiniz. Ve yeni Scania'dan bahsedeceğiz bu videoda arkadaşlar. Hemen oyuna geçiyorum. Şimdi oyunla devam edelim. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Şu anda Türk Lojistik DAF aracımız karşımızda. Ve ben bu araçla Scania galerisine geldim arkadaşlar. Bu arada galerileri nasıl bulabiliyoruz? Hemen buradan çekici galerilerini tıklayıp buradan Scania'ya tıkladığınız zaman haritada nerede Scania galerisi var görebilirsiniz arkadaşlar. Hanover şehrindekine geldim ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Scania galerisindeyiz. Hemen giriş yapalım. Yeni Scania'mıza bakalım. Bu Streamline modeliydi. Daha önceki bildiğimiz Scania'lardan. Ve işte o yeni seri Scania S Normal Roof demiş. Ve Scania R Normal Roof olarak karşımızda arkadaşlar. 1.30 güncellemesiyle, 1.30 güncellemesiyle bu iki farklı aracı seçebiliyoruz ve yapılandırabiliyoruz. Şu anda Normal Roof olarak iki aracı inceliyoruz arkadaşlar. R modeli, R modeli, S modeli. R modeli, S modeli şöyle baktığımız zaman farklılıkları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ön taraftan bir bakla daha büyüyor. Yukarıya doğru ızgara bölümünden bahsediyorum. Ve basamağa dikkat ederseniz üstteki basamak biraz daha yukarıya kalkıyor. Dış görünüş olarak fark bunu görebildim şu an itibariyle. Başka farkları da muhtemelen vardır gerçek araçta. Burada da yapmışlardır diye tahmin ediyorum ama biz müdahale edebilir miyiz o kadar detayına bilemeyeceğim. Muhtemelen ön konsolunda içinde bir şeyler vardır arkadaşlar farklılık olarak. Ancak şurada baktığımız zaman şöyle S ve R modeli, bakın değiştiriyorum. Şurada değişen değer olarak bir tek rengi değişiyor ve şurada serisi değişiyor. Diğer şurada yazan tüm özellikler eşit görünüyor. Biz burada ileri doğru gidelim arkadaşlar. Daha iyisine bakalım. Daha iyisi derken high roof olanı, yani yüksek kabinlisi. Onlara bakalım. Bunlar ikisi de R ve S serisi high roof olarak arkadaşlar. Şu an gördüğünüz çok büyük farklılıklar yok. Sadece dediğim gibi yükseklik farkı var şu an görebildiğimiz. Arkadan bakalım. Şöyle.
istersen. Şu ve şu. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Ben ikisini de inceleyeceğim. Şimdi hemen hızlıca R serisini alıp yapılandırayım ve yollara koyulalım. Burayı hızlı da geçebilirim. Şu an emin değilim. Yeni Scania'mız hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi güncellemeyi şu an yaptık. Ancak multiplayer olarak oynayamıyoruz. Çünkü multiplayer'e yani Truckers MP eklentimize henüz bir güncelleme gelmedi. O da 1.30 sürümüne çıktığı zaman direkt olarak konvoylarda bunu kullanmaya başlayacağız. Çeşitli modifikasyonlar yapacağız. Renkleri değiştireceğiz. Sürekli olarak kullanırız. Artık ben bu aracı çok sevdim. Yani görüntü olarak bile... Ben buradayım diyor. Zaten kullanmadan bile insan aşık olabiliyor. Zaten Scania aracını çok seviyorduk. Bir çalıştırıp sesini duyalım bakalım. Oo, bir dakika. Burada bir animasyon var. Evet, kontak açıp kapatırken arkadaşlar şurada bir animasyon gördüm. Ben onu yakından göstereceğim. İyi bakın, çalıştırıyorum. Evet, çok güzel. İlk başta bir Scania logosunu gördük. Sonradan normal göstergesi çıkıyor. Kapanırken yine aynı şekilde çalıştıralım. Bakalım burada neler varmış. Sıcaklık 29 derece diyor. Yağ bulunan bölüm 32 derece. Motor yağındaki derecesi mi çıkıyordu maşallah. Neler neler koymuşlar. Benzin durumumuz. Depo full diyor. Cruise control. Mesafe benzinin bizi ulaştırabileceği mesafe 596 kilometreymiş full depoda şu an. Evet arkadaşlar durum böyle. Şu bölümde kalsın yine. Başka tek tek süzelim şöyle bir çevreye bakalım neler var burada. Yani şunlara bir basasım geldi şu an. Kamera display var, radyo, trafik, navigasyon. Ekranımız çok amaçlıymış. Ne ararsak var. Şu kapıdaki ışık dikkatimi çekti şu an. Kapıda gerçekten güzel aydınlatma var. Saat geç olursa herhalde bunları daha net görebileceğiz. Böyle biraz gündüz kullanayım arkadaşlar. Biraz sonra şu ışık gündüz gece gündüz olayına bir değiştiririz saatimizi. Sesini şöyle dıştan dinleteyim. Şimdi tekrar çalıştırayım. Evet, normal Scania sesi bu arkadaşlar. Zaten biliyorduk ama gerçekten farklı bir Scania sesi. Bence fark var arkadaşlar. İkisini yan yana dinlerseniz fark edersiniz zaten. Normal Scania ile aynı, tamamen aynı diyemem. Fark var arkadaşlar. Bu motorun hırıltısı biraz daha güçlü bunda sanki. Farklı böyle. Kükrercesine. Bu arada biz kamera ayarı yapmadık. Çok yakın gösteriyor gerçekten. Şu ışıkları bir açalım hepsini. Ne olacak? Ne bitecek?
Şu kamera görüntüsünü de biraz uzaklaştırayım. Bu kadar yakın ben iyi hissetmiyorum kendimi. Şöyle biraz yayılmak lazım koltuğa. Tamamdır. Evet, böyle direksiyonda rahat görünsün. Bu arada havalı korna takmadığımız için şu an çalamıyoruz. Normal kornamız bu şekilde. Elim alışmış, havalı kornaya basıyorum sürekli olarak. Ben bu aradan geçer miyim? Yok. Çok zor. O da değdim mi ben ona? Değmişim. Hadi değmiş olayım. Değdin diyorsa değmişimdir ya. Oo, iyi basıyor. Arabadan hızlı kalkış yaptık. Tabii onlar yarış yapmıyor da. Neyse. Şu havayı bir karartayım artık. Şöyle hemen durayım hızlıca. Evet, iç mekanı ışıkları gece olunca çıktı ortaya. Bunun ortadaki yanmıyormuş. V8 yazan metalmiş. Sadece iki çizgi görebiliyoruz. Keşke şuradaki ışık da yansaydı. Burada kitap okuma ışığı var arkadaşlar. Burada yatarken, dinlenirken tepeden o ışığı kullanabiliyormuşuz da. Tabi gerçekte öyle. Bunu henüz oyunda yakmamışlar. Pedal kısmı da hafif kırmızı aydınlanıyor arkadaşlar. Buralarda da ışıklar var. Gayet güzel. Kabin içi kızarmış durumda şu an. Kırmızı görünüyor. Şöyle yukarıda zaten vuran ışığı gayet net görebilirsiniz. Şöyle kamerayı düzeltelim. Bir de böyle bir gece kullanalım bakalım. Sarıda geçtik, problem yok. Kilometresini ölçsek mi acaba? Kaça kadar çıkıyor diye o konuya bilmiyorum. Baksam mı? Dor sessiz. Ha, benim hız sabitleyici mi açıkmış acaba? 90'ı geçmiyor bu araç ya. Ona bir bakayım hemen. Ben de diyorum niye hızlanmıyor ya? Oynanış. Heh, hız sınırlayıcı açık kalmış ya. Tamam. Dorse yok yani, olabilir mi o kadar yavaş? Ben de diyorum ne oluyor buna? Oynanış ayarlarını yanlışlıkla sıfırlamıştım arkadaşlar. Onu düzelttim. Daha önce sıfırlamıştım. Bir tek o kalmış herhalde. Düzeltemediğim. Şimdi onu da hallettik hemen. 130'u da gördük zaten akabinde. Şu an 140'la gidiyoruz. O çabuk çıktı, evet. 150. Yokuş yukarı 151'de kaldık. Haydi bakalım. -154. Taklaya gelmeden güzel dönüyor ayrıca. Öyle taklaya gelecek gibi de gitmiyoruz. Son sürat gitmeme rağmen bu virajlardan gayet rahat dönebiliyor. Aracın farklılığı olarak bunu da söyleyebilirim. Yol tutuşu gayet iyi. Normalde de zaten eskiden Scania araçlarımız yol tutuşu güzeldi. Bu özellikleriyle biliniyorlardı. Bu da bu araçta da Scania serisinde arkadaşlar çok çok güzel yol tutuşu var gerçekten. Bunu hissettiriyor zaten.
Ha tabii arkada Dorse yok, bunun da etkisi var ama yine de yatışından belli aracın. Dorsesizken diğer araçlarda bu kadar rahat dönüş yapılamıyor. Şu an tam gaz ilerliyorum. Hiç ayağımı çekmedim. 160 ile gidiyorum arkadaşlar. 161 oldu. 62 oldu. Evet. Hız sınırı ihlalinden ceza da yiyoruz. Evet. Hızlı böyle arkadaşlar. Yokuş aşağı gidilirse herhalde, Dorse'de arkada varsa yani 170'i falan görür bu araç diye tahmin ediyorum. Dorsesiz bir şekilde 161'e kadar ulaştık. Şimdi diğer araca geçelim. Bu arada dıştan da gayet güzel görünüyormuş. Dıştan bakmamıştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortadaki farları da yanıyor. Gayet de güzel yanıyor. Gerçek ışık gibi vuruyor şu an. Gerçekten çok iyi yapılmış. Evet, hemen gidelim. Evet, Scania R serisini inceledik. Hemen Scania S serisine geçelim. Evet, Scania S'in high roof olanını alıyoruz. Almadan önce yapılandıralım yine. Aynı şeyleri yapacağım arkadaşlar. Evet, yeni Scania karşımızda, tekrardan diğer aracı da yapılandırdık arkadaşlar. Bu da S modeli olması lazım. Bak ki. Evet. Scania S730 gördüğünüz gibi arkadaşlar karşınızda. Çok güzel görünüyor. Bir çalıştıralım. Evet. Çalışıp stop etme sesi farklı. Gayet de güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, her şeyiyle ben buradayım diyen bir tır var karşımızda. Yine kamera ışık ayarları halledeyim. Şöyle uzaklaştıralım. Evet. Saati direkt gece mi yapsak ya? Yoksa böyle mi gezsek? Oo, buradan güneş vuruyor. Tam denk gelmiş. Yukarıdan güneş vuruyor ya. Bayağı iyiymiş. Yukarıda penceremiz var arkadaşlar. Bulut görünüyor gördüğünüz gibi. Güneşin vurduğu sahneyi de tam yakalamış olduk bu arada. Şöyle bir yakından inceleyelim yine. Kapıda kırmızı ışıklarımız, arkada kırmızı, yanda, üstte ve şurada pedalların olduğu kısımlara kırmızı ışıklar vuruyor. Şurada da var. Çakmaklık bölümünde 12 volt. Orada da var. Yine şuradaki animasyona bakalım. Hızlıca. Aynı. Aynı şeyler görüyorum. Cruise control distance, uzaklık demiş. Tamamdır.
Evet. Buralarda aynı. Çok güzel ya. Oo, bak bak doyamadım vallahi bakmaya. Şöyle bir basalım gaza bakalım. Hop hop nereye? Vallahi sağa sola bakarken oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Yine kafamı çevirdiğim anda oldu. Trafikte dikkat çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Single player'da olduğum için biraz rahat takılıyorum. Selektör yapıyorum da. Ha bu arada retarder denemesi yapmadık. Hız kontrolü falan derken şu retarderi bir çalıştıralım bakalım. Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. Hadi kardeşim devam et. Ne bekliyorsun burada? Oo. Ben seni mi bekleyeceğim ya? Bak şimdi camdan bağırttıracak beni de. Bir yola çıkamadı ya. Deminden beri tin tin tin. Şurada hız kontrolü yapacağız, bakacağız. Kaça kadar çıkıyormuş falan. Fark var mıymış, yok muymuş? Virajlarda atıyor muymuş, onlara bakacağız. Evet, 152'ye geldi bile. 6. vites, tam gaz ilerliyorum arkadaşlar. Şu an ayağımı yapıştırdım sonuna kadar. 152. Hadi. 152'ye geldi kaldı. 153. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki kilometreye bakıp aldanmamak da lazım. Torku vesairesi fark ediyor olabilir. Hani bunları tek tek detaylıca incelemek gerekiyor olabilir. Video çok uzayacağı için ben o kadar detaya girmedim. Şimdi mesela arkaya bir yük bağlarsınız. İkisi de Scania, biri S, biri R olur. Ama biri diğerinden daha iyi çekiyordur. Bu olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da 158'e 159'u gördü az önce. Kilometre olarak halen tam gaz ilerliyorum. Ama tabii ilk etapta diğerinin daha hızlı gittiğini söyleyebiliriz. Bunun bir de yüksekliği daha fazla arkadaşlar. Biraz daha yüksek olduğu için belki rüzgardan dolayı çok hızlanamıyor olabilir diğeri kadar. Belki motorları vesaire her şey aynıdır ama aerodinamik olarak bu araç daha yüksek olduğu için rüzgar hızını kesiyor da olabilir. Öyle bir şey de tabii ki mümkün. Hani bu ufak tefek hız farklılıkları ondan kaynaklanıyordur. Şu an yokuş aşağı 161'e ancak çıkabildik. Yine 155'lere döndü. Düz yolda ya da hafif yokuşta hemen hız düşüşleri oluyor. Evet, kilometre hızları da bu şekildeydi arkadaşlar. Dışarıdan da bakalım. Son kez. Şöyle bir durayım ben, giderken olmayacak. Kaza yapmayalım. Evet, aygıt çalışıyor. Evet, şimdi açtım. Tamam. Sapıtma sapıtma, hadi dur öyle. Tamam. Sanki. Heh. Şimdi far olarak şu uzunlar kapalıydı değil mi? Evet. Uzunlar da böyle direksiyonla selektörle çalıştırabiliriz. Evet arkadaşlar, videolarımız devam ediyor. Sürekli olarak konvoy yapıyoruz. Zaten Türk Lojistik olarak karşınızdayız. Bunları biliyorsunuz. Canlı yayında katılıp burada eksik kalanları bana anlatabilirsiniz ya da videonun açıklamasına yazabilirsiniz. Gereken her türlü bilgiyi vermek için karşınızda hazırım. Arkadaşlar, canlı yayınlarda buluşmalarımız oluyor, konvoylarımız oluyor. Bu konvoylara sizler de katılabiliyorsunuz.
Onu da söyleyeyim, Türk Lojistik olarak yaptığımız her konvoya canlı yayında yazdığım zaman sizler de gelebilirsiniz. Sizlerle buluşuyoruz. Tırını doğru seni al gibi başlıklar atıyorum arkadaşlar. O zamanlar çıkıp gelebilirsiniz. Güzel uzun konvoylar yapıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.